Değerli öğrencilerim, merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda da tarama testine başlıyoruz. Üçgende benzerliğin. Şimdi arkadaşlar 42 tane soru var. 42 sorudan da biraz hızlı hızlı çözmem gerekiyor tarama testini. İyi takip edin lütfen. Öğrenmeye çalışın. Evet, birinci sorumuz. Genişliği 1.8, yüksekliği 3.2 olan dikdörtgen şeklindeki bir reklam panosunun resmi çekiliyor. Çekilen resimde uzun kenar 16 santim ise. Yani şöyle, şimdi normalde 3.2'lik bir kenar 16 santime denk düşmüş. Acaba diyor 1.8'lik kısa kenar neye denk düşer deyip benzerlik oranını kurmuş. Bakın aradaki ilişki ne? 10'la çarpıp 2'ye bölmüş gördüğünüz gibi. 10'la çarparsam 32, 2'ye bölersem 16. Burada da aynı şey olacak. 10'la çarp 18, 2'ye böl 9. O zaman cevabım 9 gelecek. Geldik buna. Demiştik ki yüksekliklerin oranı neyse benzerlik oranı da bu olmak zorundadır. Şimdi bunun EF kenarını 15 vermiş. Bunun da BC kenarını istiyor X. Bakın yüksekliklerin oranı 9 bölü 6 ise benzerlik oranı da, yani kenarların oranı da 9 bölü 6'ya eşit olacak. Hemen 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 2. Buradan da ne çıktı? 3 kere 15, 45 eşittir 2x. 22,5 geldi sorumun cevabı. Bir resmin 2 katı ve 3 katı büyüklüğünde 2 fotokopisi çekiliyor. 2 kata karşılık 2 miligramlık boya harcanmışsa, 3 kata karşılık kaç miligramlık boya harcanır? Tabii ki 2'ye 2 ise 3'e de 3 harcanır diyebilirsiniz. Silindir şeklindeki iki kovadan büyük olanın yarıçapı ve yüksekliği diğerinin yarıçap ve yüksekliğinin 2 katıdır. Yani diyor ki benzerlik oranları 1 bölü 2'dir. Küçük 1 ise büyük 2 katıdır diyor arkadaşlarım. Büyük. Küçük kova 6 litre su aldıysa büyük kova kaç litre su alır diye soruyor. Lütfen hemen 12'yi işaretlemeyin sakın arkadaşlarım, yanılırsınız. Burada neyi veriyor bize? Hacimlerini soruyor dostlarım. Biz ne öğrendik köşe taşında? Benzerlik oranının küpü hacimlerin oranına eşitti. Bunların 1 bölü 2'nin küpü ne yapar? 1 bölü 8 yapar. İşte bu hacimlerin oranına eşittir. X buradan 48 çıkar, tamam mı? Yani direkt benzerlik oranının karşılığını almayın hemen. İşte 1'e 6 düştüyse 2'ye 2 katı düşecek 12 demeyin. Çünkü benzerlik oranının küpü hacimlerin oranına eşit. Bakın litre dediği şey hacimdir. Geldim buna. Evet, eşit açıları şöyle A, A diyelim. Şuna B, şuna C yazalım. Bakın A, B, C. Büyüğüne bakın A, B. O zaman şuranın tamamı da C olacak diyelim. Hadi benzerleyelim. Küçükte C'nin karşısı 8. Büyükte C'nin karşısı A, B. Eşittir. Küçükte A'nın karşısı 4, büyükte A'nın karşısı 8. Bak bu buradan buraya 2 katına çıktıysa bu da buradan buraya 2 katına çıkacak. Bu adam 16 olacak. Demek ki AB 16 ise buraya da 12 kalacak. Zaten orayı soruyor bize. 2 tane diklik varsa hemen AB 90 benzerliği yapın demiştim. Önce şuradaki 3, 4, 5'i gördüm. Canımın istediği bir açıya A dedim. B yazdım, AB 90. A 90, şuraya da B yazdım. Şimdi diyor ki alan AEDC, A alan EBD'nin 3 katı. Yani şu A ise şu 3A alanına sahip. Dostlar burada bakın bir küçük dik üçgen var, bir de büyük dik üçgen var ve açıları tıpatıp aynıysa bunlar benzer. Ve biz ne öğrendik? Benzerlik oranının karesi alanların oranına eşittir. Alanların oranı küçük üçgende A, büyük üçgende 4A. Dikkat edin, toplamı büyük üçgenin alanı. Alanların oranı 1 bölü 4. Peki bunun o zaman kare kökünü alırsam benzerlik oranını bulurum, 1 bölü 2. Demek ki küçük üçgenle büyük üçgenin benzerlik oranı 1 bölü 2. Yani küçük üçgenle 90'ın karşısında 5 mi var? Büyük üçgende 90'ın karşısında 2 katı olacak, 10. O zaman şu DC'ye 6 kaldı, yapıştır. Geldik buna. BAC açısı ADC. Bakın ADC'ye A dersem BAC de şurası da A açısı olacakmış, tamam. Peki şuna B diyelim, şuna C. ABC. Büyüğüne bakın. Şurası A, burası B. O zaman burası da C.
Hadi benzerleyelim. Küçükte A'nın karşısı X, büyükte A'nın karşısı 10. Küçükte C'nin karşısı 4, büyükte C'nin karşısı X. Demek ki X kare eşittir 40 geliyor. X eşittir 2 kök 10. Geldik buna. ABCD üçgeninde diklikten diklik inmiş. Hiç benzerliğe gerek yok demiştik. Öklit yapalım. Yan kenarın karesi eşittir X çarpı hipotenüsün tamamı. Demek X 4 desem 4 çarpı 9 oluyor. X'in 4 olduğunu öklitten buldum. Evet. X 8'i gömdük. 9 numaradayız şimdi. Bakın bir sürü diklik görüyoruz soruda arkadaşlarım. Hemen AB 90 benzerliği yapacaktık. A, B, 90. Şuraya da A yazmalıyım. Toplamları 90 olduğu için A, 90, B. Yapıştırdım. Bakın burada B'nin karşısına 4 düştü. Büyükte B'nin karşısına 16 düştü. Demek ki neymiş bu arkadaşım? 4 katı. Peki büyükte A'nın karşısı 12 ise, 12 ise. Küçükte A'nın karşısı ne olacak? 4 katı olması için 3 olacak. Buraya 3 düştü. 3, 4, 5 üçgeniymiş bu. Bu da demek ki 5, 4 katı mıydı? 4 katı. 5'in 4 katı olacak bu 90'ın karşısı. 20 olacak yani burası arkadaşlar. 5'in 4 katı. 3 orada olduğu için 17 kalacak buraya. Evet, geldik buna. A dedik, A dedik. Şuraya B diyelim. O zaman burası da B. Yine bakın 6, 8, 10. Benzerlik yapabiliriz hemen. Yapalım. Köşe taşında fışkırtma teoreminden çözmüştüm bu soruyu. Burada da benzerlikten çözelim. Şimdi diyelim ki B'nin karşısı burada 8. B'nin karşısı burada 10. Eşittir. Burada 90'ın karşısı 10. Burada 90'ın karşısı da X. Yani 100 eşittir 8X. 100 bölü 8 eşittir X. 4'e bölüyorum 25. 4'e bölüyorum 2. 25'i de 2'ye bölersem Ceyhan'ı işaretledim. Geldim buna. ABC üçgeninin kenarları ile DEF üçgeninin kenarları birbirine diktir. Tamam, 6, 8. AC'yi de 12 vermiş. Şurası da 12'ymiş. Buna göre BC'yi bizden istiyor arkadaşlarım. X yazdım buraya. Şimdi şuna biz A diyelim. Şuraya B diyelim. Bakın A 90 B. Şuranın toplamı 90 olduğu için bunun da bu açısı A olmak zorunda. Şimdi şuraya C diyelim, şuraya D. C ile D'nin toplamı 90 oldu. Burası 90 olduğu için D ise burası, buraya da C kaldı. Şu açıya da bir işe uyduralım. M diyelim. Bakın A, C, M. Küçüğüne bakın. A, C, M. O zaman benzerleyelim artık. Küçükte A'nın karşısı 6. Büyükte A'nın karşısı X. Küçükte M'nin karşısı 8. Büyükte M'nin karşısı 12'dir. Yapıştırdım, geldi. Hemen devam edelim. İçlerimizi dışlarımızı çarpalım. 72 eşittir 8X oldu. X eşittir 9. Geldi. Evet, devam ediyorum dostlar. 12. sorudayız. Klasik benzerlik yapacağız hemen. X bölü X artı 4. X bölü X artı 4 eşittir 8 bölü 12 diyeceğiz. Buradan hemen sadeleştirelim. 4'e böl 2, 4'e böl 3. 3x eşittir 2x artı 8. X eşittir 8. Paketlendi bile çoktan. Evet, buna bakalım. Yine klasik şekilde benzerliğimiz var. Ne vermiş? AD diyor. AE'den şöyle AE'yi bu tarafa atarsam bakın AD eşittir 3 artı AE olur. Ve ben AE'ye x dediğimde burası da tabii x olacak. AD ne oluyor? 3 ile x'in toplamı. 3 artı x oldu. Şimdi benzerliğimizi yapalım. Neydi kural? Paralel doğru burayı nasıl bölmüş? 3 artı x'e x diye bölmüş. O zaman bu tarafı da aynı oranda bölecek. Yani x bölü 4 buna eşit olacak dostlarım. Şimdi buradan ister içler dışlarınızı yapın hemen. Hatta yapalım. X kare eşittir 12 artı 4x geliyor. Hepsini bir tarafa toplayalım. X kare eksi 4x eşittir 12 olsun. X parantezinde x eksi 4 eşittir 12. X'e 6 desem oluyor mu? Evet, oluyor. Pat diye çıktı. Şuna geldik. Oranı yerleştirelim. ECDE'nin 2 katı. K'ya 2K. Bakın ne demiştim? Bu paralel doğru. Burayı 1'e 2 mi böldü? Burayı da 1'e 2 bölecek. Hatta burayı da 1'e 2 bölecek diyebiliriz. Şimdi benzerlik yapalım. 1 bölü 3 eşittir 6 bölü x'e. Buradan x eşittir 18 paketledik. Evet, çözdüğümüz bir sorunun versiyonu yine. Şu paralelleri konuşalım yine ilk önce. Şunları.
Bakın burayı 9'a 6 böldüyse burayı da 9'a 6 bölmek zorunda. Önce şunu bir bulalım, y diyelim. 9'a 6 eşittir y'nin 4'ü oranına. Buradan 36 bölü 6'dan y 6 çıktı. Burası 6. Şimdi de şu paralelleri konuşalım. Şunların ikisini. Burayı 9'a 6 böldü yine. 9'a 6. Bu tarafı da 10'a x böldü. 10 bölü x. Yani buradan 60 eşittir 9x çıkar. 3'e bölersem de 20 bölü 3 gelir. 3 ile sadeleştirdiğimde. Evet, buna bakıyoruz. DH DE'nin şöyle vermiş. 2K buraya demiş. DE'ye de 3K demiş. Tamam. AB'yi 6 vermiş. AC'yi 8 vermiş. Demek ki burası 10. Bunu da yazalım. Başka ne demiş? Başka da bir şey yok şimdilik. Şuradan aşağı bir diklik indirsek. Şurası 2K olsa. Şurası da biliyoruz aslında onu ama yazmamıza gerek var mı? Şöyle bir benzerlik yapacağım arkadaşlar. 3 bölü 10 diyeceğim. 3K bölü 10 diyeceğim. Şurası bölü H diyelim buraya. H bölü tamamı diyeceğim. Evet, buradan geliyor aslında ama çok rasyonel sayılarla uğraşıyorum ya. Daha başka bir yolu var mı diye bakayım şöyle. Şuradan AB 90 benzerliği yapsam. Burada bunun karşısını biliyorum. Orada da hiçbir şey bilmiyorum ki. Mecbur yapacağız. Tamam. Önce ahbacı yapalım. 6 çarpı 8 bölü 2 benim üçgenimin alanı. Bir de h çarpı 10 bölü 2 üçgenimin alanı. Yani 48 bölü 10 çıktı. 24 bölü 5 çıktı şu yükseklik. Şimdi şu kısımsa, sadece şuraya kadar ait kısımsa ne oluyor o zaman? Ben buraya 2K dedim ya arkadaşlarım. Burası 2K. Şurası 24 bölü 5 eksi 2K oldu. Şimdi buradan K'yı buluyoruz işte dostlarım. Hemen benzerlik yapalım. Şu bölü tamamı. Ne oluyor şimdi, şuraya yazayım. 24 bölü 5 eksi 2K bölü tamamı 24 bölü 5. Eşittir 3K bölü 10. Evet, buradan K'yı buluyoruz dostlar. Hemen toparlayalım. Şununla şurayı çarpalım. Ne oluyor? 72K bölü 5 oluyor. Bununla burayı çarpalım. 10'la burayı çarparsam 2,48 kalıyor buradan. Eksi 20K. Tamam. Eksi 20K'yı buraya alırsak 172K. Şuradan devam ediyorum. 172K bölü 5 eşittir 48 geliyor. Arkadaşlar çok uzatmayayım. Tamam mı? Bundan sonrasını siz yapın. Çünkü daha çok soru var. K'yı bulduktan sonra da zaten 2K'yı soruyor. Buraya kadar getirmiş olmamız yeterlidir diye düşünüyorum. Evet. Şu sorudayız. Kelebek üçgen benzerliğimiz var. BE AE'nin 3 katıymış. K'ya 3K. DC'ye 60 vermiş. Şurası 60. Önce şu oran burada da geçerli değil mi? 1'e 3, 1'e 3. Hatta şurası da 1'e 3. Bize 4M'yi vermiş 60 diye. Biz M'yi hemen 15 bulduk. Nereyi istiyor? EC. M'yi istiyor zaten. 15'i işaretledim. Geldim 18. sorumuza. Evet, FC ile AH arasında bir ilişki vermiş. 3K demiş, 2K demiş. Hemen şu kelebeği yapalım. 2'ye 3. O zaman burası 2A ise burası 3A. Sonra da kırmızıyla göstereyim. Şu kelebeği yapalım. Bakın yine 2'ye 3 oranı var. Eşittir 4'e x oranı var. 4 bölü x. 2 katı, bu da 2 katı olacak. Cevap 6. Şuna geldik. Önce şöyle kırmızı yaptığım şu benzerliği konuşalım arkadaşlarım. 20 bölü 30 yani 2 bölü 3 eşittir şurası bölü tamamı. Şurası demek ki 2K, tamamı 3K, buraya da K kaldı. Şimdi bir de şöyle alayım. Şunun şuna paralel olmasını konuşalım. Şu benzerliğimizi konuşalım. 1 bölü 3, 1 bölü 3 eşittir 20 bölü x'e. Bakın 20 katı, bu da 20 katı olacak. 60 gelecek sorumuzun cevabı. Hemen buna bakalım. HC, HF'nin 3 katıdır diyor. Yani şurası K, şurası 3K. O zaman şu kelebeğin benzerliğini hemen yazarsak 1'e 3 ise 8'e 24 olmalı. AD, DB'ye eşitmiş. Demek ki bakın şu şuna paralel ya. Orta tabanı bu DF. 24'ün yarısı 12 olacak.
Bizden nereyi istiyor? DE'nin tamamını. 12 ile 8'in toplamı 20'yi istiyor. Evet, şundayız. 21. soru. DF paralel BC demiş. DF paralel BC. BC neresi? Şurası. Tamam, paralellik var. Şuradaki kelebeğe görelim. 2'ye 4 oranı var. Şurası A'ya 2A. 1'e 2 oranı olacak. Hatta şurası B'ye 2B olacak. Nereyi istiyor bizden? AK'yı istiyor. Tamam. Şimdi bildiğimiz yerleri bulalım arkadaşlarım. Şey yapmayalım. Burada bir paralel kenar çıkmış gördüğünüz üzere paralellerden dolayı. Burası 6 ise şuraya da 6 yazalım. Başka şurası 2A ise, bakın burası 2A ise buranın da 2A olması lazım. Şuraya da 2A yazalım. AK'yı istiyordu bizden. Yani şuradaki X'i istiyor bizden. Nasıl bulacağız diye düşünüyorum bir yandan da arkadaşlarım ben de. Kelebeği kullandık. Şunun şuna paralel olmasını kullandık. Çok bir şey arz etmedi. Şimdi şunun şuranın tamamına oranını bulmam lazım. Onun için de BE'yi bilmem lazım. BE ile ilgili bir şeyler bilmem lazım en azından. Ama onu da bilmiyorum. Şurasıyla 6 ile 6 artı x bir işe yarar mı? Yaramaz. Şu 2 ile 6'dan dolayı B'nin 2B'ye 1'e 3, 1'e 3, 1'e 3 diye bulduk. O da bir işe yaramadı. Şunu görmemişiz arkadaşlarım ya. BE, EC'nin 2 katı. Bunu hiç konuşmadık. EC 2A ise BE 4A. Şimdi oldu işte sorumuz. Bakın şunu göreceğiz şimdi. 2A burası, 6A burası. O zaman 2 bölü 6 eşittir x bölü tamamı. Yani x artı 6. Buradan 6x eşittir 2x artı 12 geldi. 4x eşittir 12, x eşittir 3 çıktı. Geldik şuna. DA paralel BC demiş. Yani ben şu açıya A dersem Z harfinden burası da A. Şunlara da BB diyelim. Bakın üçüncü açılarımız da CC olsun. Şimdi benzerleyelim. Burada C'nin karşısı 12. Burada C'nin karşısı 18. Evet, devam ediyoruz. Ne dedik? Açıları yerleştirdik. Yani C'nin karşısı 12 ise C'nin karşısı 18 demiş. Eşittir diyorum. Neye geçelim? B'nin karşısı x ise küçük üçgende B'nin karşısı burada 12. Hemen sadeleştirdik. 6'ya böldük 2'ye 3. 3 ile 12'yi sadeleştirdim. 4. Oradan da ne geldi? 4 kere 2 8'i paketledik. Geldik şu soruya, bakalım ne diyor bu soru. ABC ikizkenar üçgen. Peki tamam, hemen şu açılara AA diyelim. O zaman burası da A olsun. Başka 8 var, 10 var, diklikler var. FE eşittir bir yere. Neresi o FE? Heh, şu FE eşitmiş EC'ye. Şunu da gösterelim. Şurasıyla şurası minicik oldu ama birbirine eşitmiş. Bize de EC'yi soruyor. X diyelim bu iki keratayı o zaman biz. Pekala, başka ne var? Başka da bir şey yok. Buna göre X kaçtır diye de bir soru soruyor. Şimdi şu üçgende A'nın karşısı 8. Bu üçgende A'nın karşısı 10. Demek ki 4 bölü 5 benzerlik oranı var. O zaman şurada B'nin karşısına ben 5K dersem buradaki şu B'nin karşısına da 4K demeliyim. Demek ki şurası da 4K. Benzerlik oranını yazdık şimdilik. Sonra. Şuradaki 90'ın karşısına biz ne diyelim mesela 4M dersek buradaki 90'ın karşısı yani şuranın tamamı 5M olacak. O zaman benim bu X dediğim yer M'ymiş. Yani X M'ye eşitmiş, ben buraya 4X diyeyim o zaman direkt. Bunu da söyledik. Son olarak ne yapabiliriz diye bakıyorum şöyle. Başka da bir şey yok anasını satayım. Ha, bu kadar işte. Şuranın 5X olduğunu bulduk. Bir de şuradan aşağıya diklik indirirsek sanırım olay bitmiş olur. Çünkü ikizkenar üçgen görünce tabana diklik indirin demiştik. Bu da geometrinin birinci farzıydı. Bu dikliği indirdik. Burası toplam 6X. 3x 3x diye bölecek. 3x burada, şuraya da x kaldı kardeş. Hadi bir de Öklit çakalım. 8'in karesi eşittir x çarpı tamam, yani 4x. X çarpı 4x. 4'e böldüm 4'e böldüm. 16 eşittir x kare. X eşittir 4 geldi. 24. sorudayız. O noktası ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezidir diyor. Yani açıortayların kesiştiği noktadır diyor. DE paralel BC. DO 5'miş arkadaşlarım. Tamam. OE 4'müş. Ona da eyvallah. AE de 6'ymış. Şurası da 6. Buna göre BC nedir diye de bir soru soruyor.
Şimdi bir daha yazalım. D şu bir kere iç teğet çemberin merkezinden geçtiği için açıortay. Şurayı 5 vermiş, OE'yi 4 vermiş. Hemen şuradaki açıortay teoremini yapalım. 4 bölü 5 ayakların oranı eşittir 6 bölü x diyelim. Buradan 30 eşittir 4x, x eşittir 30 bölü 4. Yani 7,5 bulduk burayı. Bizden nereyi istiyordu? BC'yi istiyordu. Bakın şu da bir açıortay. Açıortay ve paralellik varsa Z harfi yapın demiştik. Burada bir ikizkenar bulduk. Burası da 5. Yine aynı muhabbeti buradan yaptım. Yine bir Z harfi buldum. Burası da 4. Benzerlik yapıyorum. 6 bölü 10 eşittir 9 bölü x diyorum dostlarım. Buradan 90 bölü 6. O da ne geliyor? 90'ı 6'ya bölersek 3'e bölelim. 30 bölü 2. 15 mi geliyor lan? 15 geldi. Evet. Şimdi gençler 24 tane soruyu çözdük de biraz da yoruldum ben. Şöyle yapalım mı? Kalanı da sonraya bırakalım ya. Çünkü bitmiyor lan 24'ten sonrası. Ya da şöyle bir videoyu durdurayım ben. Ya da durdurmayayım ya. Yeter bu kadar arkadaşlarım. Bir sonraki videoda da kalanını çözelim. Taramayı iki parçada çözelim. Hadi öptüm hepinizi. Görüşürüz.